biz bunu her fırsatta söylüyoruz. Artık dünyada bu yaşanan büyük iklim değişiklikleri hiç yeşermez ve yetişmez dediğiniz her ürün farklı farklı bölgelerde artık ciddi anlamda yetiştiriliyor ve üretilebiliyor. Tabii Kayısı'da bunu her fırsatta ifade ediyoruz. Artık Kayısı rakipsiz değildir demek doğru değil. Çünkü Orta Asya, özellikle Fergana Vadisi diye adlandırdığımız bölgede, Özbekistan'ın ve diğer Türk Cumhuriyetlerinin komşu olduğu bölgelerde önemli miktarlarda kuru kayısı üretimi gerçekleşiyor. Kısmen İran'da, kısmen Afganistan'da, yani dünyanın bazı bölgelerinde. Tabii biz Malatya kayısının kalitesini tartışmıyoruz. Bakın, bu tartıştığımız şey farklı bir şey. Evet, biz dünyanın en önemli kuru kayısı üretim merkeziyiz. Dünyanın en önemli ve en kaliteli ürününü Avrupa Birliği coğrafi işaret belgesiyle de taşlandırarak bunu ortaya koymuş bir üründen bahsediyoruz. Ama bu sizin nasıl olsa ürün kalite açısından dünyanın en kaliteli ürünü deyip yan gelip yatmanıza da sebep değildir. Çünkü özellikle bu bölgelerdeki üretim artık ve oralardaki maliyetlerin kısmen düşük olması bizi ihracat pazarlarında kaliteli ürünün yüksek fiyatıyla karşılıklı rekabete sokuyor. Bu rekabet de bizim elimizi zayıflatıyor. Dolayısıyla burada yani kaliteyi korumak için yoğun bir mücadele ederken ama dünyadaki üretim merkezi olma, kuru kayısıdaki üretim merkezi olmayı da sürdürülebilir hale getirmemiz lazım. Özellikle ihracatta da istikrarlı, sürdürülebilir bir ihracat serüvenini devam ettirmemiz lazım. Bu bizim için bu yıl çok önemli bir fırsat. Evet, o bölgelere mutlaka buradan yetkililere sesleniyoruz. Yani Türkiye'ye biliyorsunuz zaten kuru kayısı ithalatı yasak. Ama buradan oralara fidan ihracatını da yasaklamakta mutlaka ki bir fayda vardır. Yani bu bölgedeki aşı metotlarını özellikle bizim kalem olarak güçlü olduğumuz iki tane önemli aşımız var. Birisi Hacı Haliloğlu, birisi Kaba Aşı. Özellikle bunların, bu fidanların mutlaka yani o bölgelere transferinin engel olabilecek şekilde de muhakkak bir metot geliştirmek zorundayız. Ama bunun asıl muhatabı muhakkak ki Tarım Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, yani Sanayi Bakanlığı olabilir mi? Bakmak lazım. Ama buna da muhakkak dikkat etmek zorundayız.